Evet, başlıyoruz. İsterseniz biraz şöyle bükülün. Hacı Turan. Az şöyle bükülün. Az fazla bükülmeyin de fazla bükülün. Bükülün şöyle. Eyvah. Göz göze bakaraktan biliyor musun? Yaparsak daha güzel olur. Siz de şöyle geliniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akibetu lil muttaqin ve la udvane illa alel zalimin ve salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin salavatullahi ve selamuhu teala aleyhim ve aleyna ecmain. Allahum allimna bima yenfavuna ve enfa'na bima allemtena fe inneke ala ma teşavu kadir. Allahum aizzel islamu vel muslimin ve a'li kelimetel hakkı ve din bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ey bizim Allah'ımız! Senden korkmayan kalpten, kabul olmayan duadan, menfaat vermeyen ilimden sana sığınırız ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız! Korkmuş olduğumuz bütün kötülüklerden bizleri koru. Umduğumuz bütün hayırlara bizleri nail eyle ya Rabbi. Ey bizim Allah'ımız! Senin uğruna cihad eden mücahit kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Nusretini onlardan esirgeme ya Rabbi. Sen lütuf ve ihsan sahibisin ya Rabbi. Evet değerli kardeşlerim, bugün yine büyük bir sahabeden bahsedeceğiz. Allah ona vermiş olduğu aşk ve heyecanı bizlere de nasip eylesin Rabbim. Suraka bin Malik, Surakatu bin Malik, Malik'in oğlu Suraka. Herkese tanınan, bilinen bir kişidir bu. Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna çıkıp taarruzda bulunmak isteyen bir kişidir bu. Evet, bu kişiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle müjdelemişti. Keyfe bike ya Suraka in lebiste suvare Kisra. Ey Suraka, Kisra'nın ziynette eşyalarına girdiğin zaman nasıl görebilirsin dediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü elbette ki müteekkit olaraktan vaki olacağını biliyordu bu zat. Evet değerli kardeşlerim, günlerden bir gün sabahleyin Kureyş kabilesini bir heyecan aldı. Kureyş kabilesi heyecan aldı ve aynı zamanda şaşırdılar duydukları habere. Duyuldu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den kaçtı. Mekke'yi terk etti. Gecenin karanlığında bu haber yayılınca şaşırttılar. Büyük bir felakete düştü Kureyş. Duydukları habere inanamadılar. Nasıl olabilir? Gözümüz önündeki bu kişiyi nasıl kaçırabiliriz? Nasıl gidebilir diyerekten heyecan içerisinde her tarafa daldılar. Resul-i Zişan Efendimiz'i arıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en samimi arkadaşı Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhü beraberinde alaraktan gecenin karanlığında sevmiş olduğu o güzel diyarı terk etme mecburiyetinde kalmıştı. Resul-i Şan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in evine geldiğinde kapıyı vurdu. Resul-i Şan Efendimiz'in vurmasıyla Ebu Bekir dışarı çıktı. Hicreten ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, hicret mi edeceğiz? Buradan gideceğiz mi diye. Zaten bunu bekliyordu Ebu Bekir radıyallahu anhü de. Evet, hicreten ya Ebu Bekir, hicrete gideceğiz dedi. Ve bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, tereddütsüz olaraktan Peygamber Efendimiz nidasına isticap etti. Bu haber her tarafa yayıldı. Yayılınca Kureyş şaşırttı. Her taraf aramaya başladılar. Daha sonra çıktılar, Ebu Bekir'in evine geldiler. Ebu Bekir'in evine gelince Ebu Cehil'in kendisi bizatihi kapıya vurdu. Esma annemiz çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sadakat yapan Ebu Bekir'in kızı Esma annemiz çıktı. Ona dedi şöyle, ey Ebuke ya bint, baban nerede ey kız deyince, fekalet dedi ki Esma annemiz, la edri eyne huvel en, şu anda nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Bunun üzerine o pis elleriyle o büyük zatın yüzüne vurmasıyla kulağındaki küpeyi düşürttü. Evet, bunun üzerine daha fazla heyecanlaştı. Bulamayınca daha fazla öfkesi arttı bu kişilerin. Şaşırttılar ne yapacaklarını. Evet, yakinen anladılar ki Peygamber Ebu Bekir'le beraber
gecenin karanlığında Mekke'yi terk etti. Bunu yakinen bildiler. Evet, bunun üzerine her tarafa gözlemci gönderdiler. Her tarafa dağıldılar. Her tarafa gittiler ve bu iki kişiyi arıyorlar. Bunun üzerine Gar Seur, Seur mağarasına gittiler. Hepimizce malumdur ki elbette o Seur mağarası Mekke-i Mükerreme'nin fazla uzağında değil, yakın bir tarafında düşen bir dağın içerisindedir bu mağara. Oraya varınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le birlikte o mağaraya girdiler. O mağarada duruyorlar. O sırada geldi, mağarayı bastılar. Etrafı arıyorlar. Her tarafı arıyorlar ve o mağaranın etrafında da herkese aramaya başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağaranın içerisinde Ebu Bekir'le birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir etraftaki kişilerin ayaklarını görüyorlar. Hareketlerini görüyorlar ve bunun üzerine Ebu Bekir ağlamaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fenazara ileyhi Resul, Peygamber Efendimiz ona baktı. Şefkatle baktı.